Birkaç gündür ülkecek kafayı yedik. Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik ziyareti sırasında oranın belediye başkan vekili Melek Mızrak Subaşı'nın fotoğrafları işte ülke gündemine düştü birden. Kadının güzelliği ve karizması konuşuluyor bayağıdır. Bayağıdır dediğim 3 gündür. Yerden göğe sığdırılamıyor. Güzel bir kadın mı? Evet güzel bir kadın. Karizmatik duruyor. Evet. Ama olay artık politikanın dışına çıktı. Ve insanların nasıl da beyin açısından sıkıntılı olduğunu tekrar tekrar görebilmemizi sağlıyor. Bu benim çok moralimi bozuyor. Çünkü ülke insanına İster istemez bir değer veriyorsun ya. Aynı ülkeyi paylaşıyorsun. E seçimler oluyor. Bu insanlar da oy veriyor diyorsun. Sırf kadın güzel diye cumhurbaşkanı olsun diyenler var. Bazı zamanlar kendimi şunu derken buluyorum ya. Erdoğan sanki bize az yapıyor. Daha da fazlasını hak ediyormuşuz gibime geliyor. Bu da onlardan biri. 3 gündür sürekli karşıma bu kadının aşkın olayım şarkısıyla yapılan editleri karşıma çıkıyor. Yani yoruldum artık bunları görmekten. Tamam bir iki goygoyunu yaparsın. Kadının güzelliğini de övebilirsin. Asaletini dövebilirsin ama sırf güzel diye bu kadının Cumhurbaşkanı seçilmesine ciddi ciddi bunu konuşanlar var Ve bunu diyen insanların bazıları da toplum tarafından zeki olarak değerlendirilen insanlar Artık kitlesel bir mallığa dönüşmeye başladı Her yerde bunu görüyoruz ya Oğlum bir insan güzel olabilir bir insan karizmatik olabilir Ama karizmatik olması siyaset olarak iyi bir şeyler yaptığı ya da yapacağı anlamına gelmiyor Bir liderde böyle bir görünüş mü arıyorsunuz? Tek kriteriniz bu olamaz Bak bu ülkede çok güzel bir örneği de var bunun karizmatik bir lider konusunda. Atatürk giyimine kuşamına karizmasına çok önem verirdi. Ama Atatürk'ü Atatürk, e, Atatürk e yapan şey dış görünüşü müydü? 3700 tane okuduğu kitaptı. Katıldığı tonla savaştı. Verdiği mücadeleydi. Ülkenin gelişimi için aldığı çoğunlukla da hayatını öne koyduğu radikal kararlardı. Bak net bir şekilde söylüyorum. Çevrenizde de bu kadının böyle siyasette çok ön planda olmasını isteyen varsa sırf güzel olduğu için ama ve bunu şaka olarak söylemiyorsa o kişiyle iletişiminizi kesmeniz sizin için faydalıdır. Sonuçta insanın çevresinde bulunan insanlar da o kişiye artı veya eksi değer katar. Çevreniz salak doluysa siz de salağa dönüşürsünüz. Kısacası budur yani. Uzaktan tanıdığınız bile olsa selamlaşmayı bile kesebilirsiniz hatta. O derece saçma bir olay. O kadar saçma ki yani bu ülkeye karşı umudumu yitirdim lan resmen. Dedim ki bunlar her şeyi hak ediyor. Bu mantıkta ilerleyen her toplum başına gelen her şeyi hak ediyordur. Bu kadar basittir. Sizi daha ne dış görünüşle yatırıp severler. Bu kadar kötüdür, iyidir de demiyorum bu arada. Belki de mükemmel bir belediye başkan vekilidir. Gerçekten örnek biridir. Eğer öyleyse konuşacağımız konuları da onlar olmalı ama. Oturalım kadının belediyecilikte yolsuzlukla mücadelesini, halka verdiği değeri, şeffaf belediyecilik anlayışını, oluşturduğu doğru yatırımları konuşalım. Giydiği kıyafeti değil, saçının rengini değil, saçının boyasının rengini hiç değil, ailesinin nasıl göründüğünü değil. Bazıları da daha da saçmalamış. Sol tarafa bu kadını koymuşlar, sağ tarafa başörtülüleri koymuşlar. Direkt dış görünüşten yargılamaya başlamışlar insanları. Ve o yargılamaya çalıştıkları bazı kadınlar da bunlardan eğitim olarak fersah fersah bu arada. Hatta o kadar ilerdeler ki medeniyet üzerinden örnek vereceksek biri uzay çağını yaşıyorken biri hala taş devrinde yaşıyor. O derece bir fark var. Sokuğun kafa yapısındaki algı da bu işte. Başörtüsü varsa kalitesizdir. Köyünde buna böyle öğretmişler herhalde. Bu arada bu çok normal bir şeydir ha. Sanatta falan da bunu çok yaşarız. Dışarıda da görürüz. Şöyle bir olay vardır sanat içeriklerinde. Dış görünüş ve içerik. Kitlelere ona yönelik medya ürünü satarsınız. Eğer hitap etmek istediğiniz grup D eksi ise D ise hem gelir olarak düşük hem eğitim olarak düşük hem de zeka açısından düşük grup ise estetiğe önem verirsiniz yaptığınız medyada. Eğer hitap etmek istediğiniz kesim zeki kitle ise A ise A plus ise içeriğe önem vermeniz gerekir. Yani bunun sanata yansıması da vardır. Film sektöründe de böyledir. Edebiyatta bile böyledir. Kişi estetiği olan ilgisi zekasıyla ters orantılı ilerler. İstisnası var mıdır? Vardır tabii ki ama genel olarak böyledir. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir ballarım? Yalan makinesinin provalarını yayınlamaya başladık. Daha denk gelmediyse kanalı izleyebilirsiniz. Şaka gibi ama bir günde kanalın para kazanmasını açtık. Podcast kanalımın para kazanmasını açmak 3 haftamı almıştı mesela. Şok içindeyim. Bundan sonra da önce provalar, sonra gösteriler bol bol içerik göreceksiniz o kanalda. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.